Günaydın. Dün akşam sadece bir yemek yemek istemiştik. Özlem sağ olsun risotto yapmak istemişti. Hadi beraber yiyelim dedik. Ama tabii olaylar çok farklı gelişti. Akşam üzeri Özü Teknesi'nin bordosuna çok yakın demir attı bir tekne. Yanlış atıyor falan dedim ama tabii insan çok da müdahale edemiyor. Çok yakında durdu. Gece önce hava kaldı. Ve tekneler tabii biri bir tarafa bakmaya başladı. Özkan da çok hani sakince, sakinliğini de hep koruyor zaten böyle zamanlarda. Ya dedi 5 metre salsanız İngilizce olarak, ama adam İspanyol, bir de karısı var. Aşağı yukarı 42 feet bir tekne. Aa tamam tamam dedi, biliyorum görüyorum dedi. Hemen zincir toplamaya başladı. Yok yok hani 5 metre zincir sal falan dememize kalmadı, adam gitti. Şurada gördüğünüz şamandıra, iki tane büyük şamandıra var. Ve o iki şamandıra arasından dingiler restorana doğru gidiyor. Öyle bir yol yapmışlar. O yolun iki başındaki şamandırada, iskelede olan şamandıranın oraya doğru ilerlemeye başladı. O hat boylu boyunca aşağı yukarı 1 metre civarında. Belki daha düşük. Hatta o burun gibi olan yerde insanlar sanki Ölüdeniz'deki gibi ya da Kızkumundaki gibi denizin içinde bir süre yürüyebiliyorlar, o kadar sığ. Ya bu adam ne yapıyor? Niye o tarafa gidiyor? Oradan geçiş yok çünkü. Yani orada diğer tarafta tekneler var ama onlar şuradaki adacığın, bu koya da adını veren adacığın arkasından dolanıyorlar. Yani bu arada geçiş yok ve ne yazık ki hiç ışık da yok. Ya da şama şey de yok, hani geçilmeyeceğine dair herhangi bir emare de yok. Elinizde yani chartplotter'ınız varsa veya Nagyonix varsa görüyorsunuz, ama adam gecenin köründe o tarafa doğru döndü döndü, o tarafa doğru ilerledi ve karaya oturdu. Geri çıkmasını bekledik oradan, ama hareketsiz kaldı. Biz tabii yemeğe oturmadan gidelim mi gitmeyelim mi, hadi dedik gidelim. Özkan'ın motoruna bindik. Bizim motor da teknenin üstündeydi. Özkan'ın motoruna bindik. Ve gittik adama yardım edelim mi diye. Bizi gördüğüne çok sevindi tabii. İçeride de bir hanım vardı. Tekne işlerine de çok dahil olmadığını düşündük tavırlarından. Ne yazık ki İspanyolcadan başka bir dil de bilmiyorlar. Biraz ittirdik falan, mümkün değil yani, bir kürek, yarım kürek boyu su var altımızda. Teknenin salmasının 1,90 olduğunu söyledi. Ben sürekli Google Translate'ten çeviri Türkçe yazıyorum, onları İspanyolca okutuyorum falan. En sonunda dedik ki çapa atalım, çapasını atalım uzağa, yedek çapası varsa. Adam hayır dedi. O sırada gündüz görmüştüm. Burada bir restoran da var. O restoranın büyük bir dingisi var. Güçlü de bir motoru var. Gördüm, tekneden insanları alıyor falan. Pamir gitti oradan yardım istemeye. Neyse biz de bu arada itiyoruz falan. Keşif yapalım dedik. Teknenin sancak tarafına geldik. Bu arada şuradaki, şuralardayız yani. Şu şamandıranın, turuncu şamandıraya halatla bağlayalım dedi. Aslında ilk isteğimiz yedek çapayı halatla atmaktı ve sonra vinçle çekmekti, ama adamın yedek çapası yokmuş. Hat verdi, bu şamandıraya bağladık. Vinçlemeye çalıştık ama tabii bunlar yol gösterici şamandıralar, yani çok da kuvvetli olmadığı için. Tam hani bizim iteceğimiz yönde rüzgar geldi. O sırada Pamir restoranın sahibiyle geldi. Beş bilinmeyenle denklem gibi. Adam İtalyanca konuşuyor, İngilizce bilmiyor. Ya da az biliyor. İspanyolca bilmiyor. Tekne sahibi İspanyolca biliyor, başka bir dil bilmiyor. Biz Türkçe, İngilizce konuşabiliyoruz.
ama İspanyolca bilmiyoruz falan. Allah'tan Google Translate var. O sırada ne yazık ki telefonumun şarjı da bitti. Yazdım Translate'ten. Çapasını alalım, çapasını uzağa atalım, ırgatla çeksin diye. Önce ona da bir karşı geldi ama sonra onun botuna önce aldık ırgatı. Bu arada sahil güvenliği aradı restoran sahibi. Sahil güvenlik de teknenin bilgilerini aldı. Yani can güvenliğinde sıkıntı yoksa gelmiyorlar. Bizdeki gibi kıyı emniyeti ya da sahil güvenliğin şeyleri, tepkileri daha farklı. Yani en azından limanlardaki balıkçılardan yönlendirirler, çektirirler falan, bir sürü destek olurlar. Tamam, hani tekneyi çekmek sahil güvenliğin görevi değil ama sonuçta tekne karaya oturdu yani. Restorandan herkes de görmüş, Pamir orada oraya gittiğinde herkes fotoğraf çekiyormuş falan. Çok korkunç görünüyordu dedi, fiyana yatmış. Sonuçta biz çapayı adamın teknesi botunu aldık ama Pamir götürmeye çalıştı, yetmedi gücü. Özkan'ın botu daha kuvvetli. Onu aldık ikimiz beraber, ileriye attık. İlk seferinde çapayı çekti, tutmadı çapa. Bir kere daha atalım dedik çünkü sancak tarafı daha derindi teknenin. 4 metre var ya da yok bilmiyorum ama yüzdürebilecek mesafedeydi. İkinci defa aldık çapayı, çapayı attık. Velhasılı kelam, kadıncağız ırgata geçti. O da çok bilmiyor anladığım kadarıyla. Çek dedik ırgatı. Çekti, baktık. Biz de bu arada tabii iki bot var gücümüzle ittirdik tekneyi. İttirdik ve böyle bir hareketlenme başladı. Derken tekne yüzdü. Tabii hepimiz yüzüyor yüzüyor diye bağırdık. Adam o hızla tekrar o bölgeye doğru gitmeye kalkınca neyse durdurduk falan. Tornistan'da geri çıktı. Böyle olaylı bir gece oldu yani. Adamı kurtardık, kurtardık ama bizdeki adrenalin patlaması. Sakin bir akşam yemeği yiyelim derken ortasına oturdu yani. Bu çapa atma konusunda Yunanistan'da da hep benzer şeyler yaşadık. Tarayan tekneler. Demir atıyoruz. Kimseye çapariz olmamaya çalışıyoruz. Ancak insanlar bunu böyle düşünmüyorlar. Yani öylesine zincir atıyorlar ki sanki 4 metrelik yere 7-8 metre zincir atıyor. Demir attığını ve zincir döşediğini zannediyor. Geliyor bordunuza ya da kıçınıza o kadar yanaşıyor ki hani bir rüzgar çıksa direkt üstünüzde, tarasa zaten üstünüzde ki yaşadık bunu da. Fırtınalı bir gecede üstümüze tarayan tekne de oldu. Allah'tan kurtulduk yani, tamamen akıntının, tesadüfen akıntının başka yöne doğru yönlenmesiyle kurtulduk. Yoksa koca tekne üstümüze yürüdü. Herkesin aslında çok dikkat etmesi gerekiyor. Çapa atmak, hayata bağlanmak gibi. Hem kendi can güvenliğiniz, hem teknenizin güvenliği, hem etraftaki teknelerin, teknede yaşayan insanların can güvenliğini de çok etkiliyor. Lütfen herkes çapa atarken bir kere değil 10 kere düşünsün. Kime çapariz olacağım? Çapam zeminde tutunacak mı? Zemin erişte mi? Kum mu? Kaç metre derinlikte? Kaç metre derinliğe? Kaç metre zincir döşemeliyim? Rüzgar ne yönden geliyor? Bütün bunları düşünmek gerekiyor galiba. Sonra açığa gittiler. Orada demir attılar. Teknelerine çıkalım istedik. Hani demirlerini atalım en azından sakin sakin. Çünkü insan zor zamanlarda, kriz anlarında bazen yeterince etraflıca düşünemeyebiliyor. Ama direkt açığa gitti ve açıkta demir attı. Botunu götürdü Pamir ve Özkan. Bu arada Özlem de teknede kaldı. O da tabii tedirgin oldu. O da olsaydı belki en azından kaydedebilirdik. Çünkü bu tarz şeyler hem öğretici sonrasında düşündüğünüzde,
yayınlamak ve insanlara göstermek bence çok önemli. Ki tekrarı olmasın, birileri de bundan bir şey görüp bir dersler çıkarsın. Biz kendi payımıza derslerimizi çıkardık. Dediğim gibi biz kendi payımıza derslerimizi çıkardık. Değişikti, yaşamadığım da bir durumdu. Hiç karaya oturan bir tekne bu anlamda bu kadar canlı görmemiştim. Kurtarma işine katılmamıştım. Adamcağız teşekkür etmiş. Dedim ki şu koca koyda bir sürü tekne var. Restoranın kocaman bir dingisi var. O bile motoruyla gelmedi. Şu koca koyda yardım edecek kimse yok muydu bizden başka? Çünkü denizde birbirinize yardım etmek zorundasınız. Bugün size, yarın başka birine. Bugün başka birine, yarın size olabilir. Bu bile değil. Çaresiz durumda birine yardım etmek gerekir. Neyse, kurtuldu. Salimen kurtuldu. Sabah baktım teknesi de batmadı adamcağızın. Umarım bir daha gece demir atarken dikkat eder ve gece seyir yaparken herhangi bir yerde, bu kadar kapalı bir koyda hareket ederken hareket etmemeyi hedeflemek lazım aslında. Doğru demir atmak gerekiyor. Evet, böyle. Herkese mutlu seyirler diliyorum. Hoşça kalın.